Herkese merhaba. Uzun zamandır bir soru cevap çekmiyordum. Kanalımın ilk başlarında, ilk çektiğim videolar arasında soru cevap videosu vardı. Ama sonrasında nedense hiç çekmedim soru cevap. O yüzden geçenlerde dediğim bayağı oldu. Instagram'dan bana sorunuz var mı diye sordum. Çok az soru geldi. Yani çok fazla soru gelmedi aslında. Ama çekeceğim dediğim için de bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Aa, sorular nerede? Silmemişimdir canım. Heh. Tamamdır. Acaba bunları ilk hangileri sorulmuştur? Tamam. Başlıyorum. Soru değil. İlk teyzem yazmıştı. Yerim ben seni. Demiş ki niye bu kadar tatlısın? Halbuki bana gıcık oluyor. Teyzeciğim. Teyzemin adı Songül bu arada. Teyzeciğim, seni çok seviyorum. Tatlı mıyım, tatsız mıyım bilemem. Bazen tatsızım, bazen tatlıyım. Tatlıysam iyi anıma denk gelmiştir. Devam ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer gelirse ben bu soru cevap sorusunu şey yaparken Instagram'da postunu paylaşırken, neyse işte hashtag, aman işte story paylaşırken isimlerinizi paylaşacağım dememiştim. Şimdi o yüzden yorum atan kişilerin isimlerini vermem doğru olmaz. Teyzemi verdim. Teyzemden sıkıntı olmaz yani. Ama diğerlerinin isimlerini vermem doğru olmaz. O yüzden biraz önce videoya başlamadan önce bir story paylaştım. Dedim ki bana eğer soru sormak isteyen varsa şimdi sorsun. Videoda ismini söyleyeceğim. Çünkü diğerlerinin isimlerini sormadan söylemem mümkün değil. Devam ediyorum. Biri bana en sevdiğim şarkıyı sormuş. Ve zannediyorum ki en sevdiğim kitapları sormuş. Aynı kişi ve hangi üniversiteden, hangi bölümden mezunsun demiş. Öncelikle İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm ama aslen ailem, yani babamlar Ardahanlı. Ama ben İstanbul'u hissediyorum açıkçası. Ama Ardahan'ı da seviyorum. Kars'ı daha çok seviyorum. Her neyse, ama Ardahanlı olmuş oluyorum doğal olarak. 27 yaşındayım. Yakın zamanda 28 olacağım ama daha var nasıl olsa. Nisan'da 28 olacağım ama 27 diyeceğim. 14 Nisan'a kadar 27 yaşındayım. Yaşla ilgili gerçekten çok takıntılıyım. Başka böyle klasik sorulardan cevap vereyim. İstanbul'da yaşadığımı söyledim. Özel bir huzurevinde, huzurevin işletmesiyle ilgileniyorum. Onun dışında başka sormam gereken, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. Başka bir tane erkek kardeşim var. Evliyim. Eşimin adı Sadık. Onu neden çok paylaşmadığımla ilgili sorular gelmiş. Çünkü eşim fotoğraf çekilmekten hiç hoşlanmıyor. Videolarda olmaktan da hiç hoşlanmıyor. Arada bir Kapadokya videosunda var mesela. Bazen böyle özel bir yerlere gittiğimiz zaman beraber fotoğraf çekiliyoruz. Hatta bazen benim kameramı alıp benim yerime videoyu bile o çekiyor. Ama kendi görünmekten pek hoşlanmıyor. O yüzden ben de saygı duyuyorum. Ondan bahsettiğim başka... Bir de kedim var, Kokonat. Yani sorulabilecek soruları, en çok sorulabilecekleri tahmin edip cevap verdim baştan. O yüzden devam edeyim. Üniversiteyi de söyledim. Biri demiş ki, ay çok 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 berbat bir soru bu. Yani benim için, benim cevaplayabileceğim bir sorudur. Öncelikle çok tatlısın demiş, çok teşekkür ediyorum. Aldığın ürünleri nasıl depolama alanı sağlıyorsun? Kitap, kalem vesaire. Bu gerçekten bir muamma. Evin her yeri. Yani şu gördüğünüz, burada daha çok kitap vardı. Şurayı indirdim. Yani bunları bu videoda arka plan olsun diye buraya koymuyorum. Gerçekten burada oldukları için buradalar. Çünkü kitaplıkta yer yok neredeyse. Çok tıka basa olunca da gerçekten çok çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden böyle kalın kitapları bu çalışma masasının üstüne koyuyorum. Kırtasiye deyince IKEA'nın böyle bir tane raflı şeyi var. Aslında o banyoda, mutfakta falan kullanılıyor. Bütün kırtasiye malzememi ona sığdırdım. Bir de kırtasiye artık çok fazla almıyorum. Çünkü çok fazla yeni şeyler yok benim alabileceğim. Onun dışında kıyafet vesaire gelince kullanmadıklarımı satıyorum ama onunla ilgili bir soru var zaten. Elden çıkartıyorum. Bazılarını gerçekten satmaya kıyamıyorum. Yakınlarıma veriyorum. O şekilde oluyor genelde yani. Eşimin yeğenlerine atıyorum, kendi kuzenlerime, kendi akrabalarıma veya anneme veriyorum. Annem verecek birilerini illaki buluyor yani. O şekilde oluyor.
YouTube'da şikayetçi olduğum birinden bahsediyor. Biri olmuştu. Hakaret sonucu ne oldu acaba? Maalesef biraz yavaş işliyor. Ama gerçekten videolarıma hakaret, küfür ve aşağılayıcı yorumlar bırakan kişileri şikayet edeceğim. Çünkü çok zor bir şey değil bu. Henüz sonucu belirlenmedi ama illaki bir ceza alacaktır. Benim için ilgilenen birileri var. Henüz sormadım aslında. Bir sorayım bakayım ne olmuş. Ay. Kuzenim var, onun adı da Elif. Nasıl tatlısın sen? Bal bal yazmış. Bunlar normalde beni bu kadar sevmezler. Bu video için böyle. Çok fenasın. Elif ablacığım, seni çok seviyorum. Neyse. Aa, Canan arıyor. Alo. Şu an videomda çıkıyorsun. İyiyim, sen nasılsın? Evet. Tam da Elif abladan bahsediyordum, o anda aradın. Önemli mi? Önemliyse söyle, çatlarım meraktan. Evet, bowling oynamaya gidelim. Öptüm, hadi bay bay. Bu da kuzenimin işiydi. Tesadüf oldu tamamen. Her neyse, devam ediyorum. Bir demiş ki sevdiğin YouTube kanalları. Ya ben bu konuda o kadar dengesizim ki. Hemen YouTube'a giriyorum. Sevdiğim YouTube kanal. En son mesela Sevde'yi izliyormuşum. Yani şu an YouTube'a girdim. Gerçekten bak, gerçekten Sevde'nin kanalı burada. Bakın. En son onu izliyormuşum. Ne izliyordum bilmiyorum. Ha, 2019'dan öğrendiklerim videosunu izliyordum. Bir ay önce çekmiş ama ben bir ay önce yüklemiş ama ben onu izliyormuşum. Baldan Beri'yi izliyorum. Baldan Beri'yi çok seviyorum. Hülya Altaylar diye bir kanal var. Böyle sessiz videolar çekiyor. Onu seviyorum. Çok 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 yeni bir tane videosu olan bir arkadaşım var. Şimdi gözümün önüne geldi. Berfin Zöngör diye. Allah aşkına izleyin. Bir tane vlog yüklemiş. Şimdi Erasmus için Bratislava'ya gitti. Orada ilk vlogunu çekmiş, yüklemiş. Kaç kez söyledim, ne olur bir kanal aç. Çok komik bir kız çünkü. Gerçekten aslında video yüklesem ya, değerlenir buralar, değerlenir. İzleyin Berfin'i. Bir tane videosu var ama onu söylemek istedim çünkü çok komik. Başak Kablan'ı izliyorum. Ya arada bir başka Merve İnger'le izliyorum. Tuğçe Kozak, Dilruba Sarıçimen. Sonra Tuğba'yı izliyorum. Hello People diye bir tane kanal var. Şey yapıyorlar. Karavan. Daha önce bir karavan yaptılar. Sonra onu sattılar. Şimdi tekrardan bir karavan yapıyorlar. Başka Şeyma Ünal'ı izliyorum. Başka Ece Taşer, onu izliyorum. Dilozof çok severek izliyorum, gerçekten öyle. Başka 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 Bengüsü Başaran var. Aslında çok güzel videolar çekiyor ama bence kıymeti bilinmiyor. Başka 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 Merve Taş'tan. Bu da çok fazla çekmiyor ama çektiği zaman severek izliyorum. Başka bakıyorum. Ayça Ertürk. Kitap videolarına bayılıyorum. Karavanda adam mıydı? Karavandaki adam mıydı? Onu izliyorum. Bir kitap bir mekan çok çekmiyor. Çektiği zaman izlemiştim ama severek. Başka başka. Klasik Okur'u izliyorum. Yani bunları izliyorum. Aslında daha fazla vardır da artık. Bu kadar yeter. Ama en severek izlediklerim yüksek ihtimalle Baldan Beri. Tuğçe Kozak'tı zannediyorum. Onu severek izliyorum. Bengüsü'nün yurt dışı videolarını çok severek seyrediyorum. Sonra maalesef beceremesem de Şeyma'nın videolarını çok severek izliyorum. Çünkü kişisel gelişime takmış durumdayım ama hiç de bir şey yapamıyorum yani. Neyse, Sevde'yi de çok severek izliyorum. Severek izlediklerim bunlar. Bir de Merve İngerli'nin yemek tariflerine bayılıyorum. Saçma sapan böyle karıştırmalı yemekler yapmayı seviyorum çünkü. Neyse, sevdiğim YouTube kanallarını söylemiş bulundum. Devam ediyorum. Hayatımın filmi, kitabı dediğiniz filmi, kitabı dediğiniz eserler var mı? Ay, bunu adlandırmak hele bu yaşta çok zor ama sevdiğim yazarlardan bahsedeyim bence. Hayatımın kitabı demek bilmiyorum çok doğru olabilir mi ki? Doğu'nun Limanlarını çok seviyorum.
Amir Malouf'un bütün kitaplarını seviyorum gerçekten. Orhan Pamuk'un bütün kitaplarını seviyorum. Başka kimi seviyorum ki ben? Düşünüyorum. Ya böyle bir anda sorulunca cevap vermek çok zor aslında da. Acaba bakayım bir dakika şuradan. Niye ben bu sorulara çalışmadım ki? Ayfer Tuncu çok seviyorum. Suzan Defter gerçekten benim için çok kıymetli. Sonra Oruç Arababa'yı çok seviyorum. Barış Bıçakçı'yı çok seviyorum. Murat Anmungan. Ay öf, bunlara bakmama bile gerek yok. Böyle sorulunca çok kolay cevap veremedim ama böyle hani tek kitap mesela John Fowles Büyücü, bu 2020'nin kitabı olabilir benim için. Bilmiyorum. Bir soru daha vardı. Bıkmadan dönüp okuyacağın kitaplar demiş, hani bir kitap var mı diye sormuşlar. Bıkmadan dönüp dönüp okuyacağım bir kitap. Açıkçası öyle bir kitap benim için, ya bilmiyorum, Doğu'nun Limanları'nda çok ağlamıştım sonunda. Doğu'nun Limanları'nı çok seviyorum. Ama Maluf'un kitaplarını dönüp dönüp okuyabilirim. Seviyorum ya. Bu soruya da belki böyle cevap verebilirim. Yaşamak istediğin, yani fırsatın olsaydı yaşamak istediğin bir ülke var mı diye sormuş biri. Şu an Yasemin, üzgünüm. Bunun son cevabını videonun sonunda bahsedeceğim. Şu an aslında isteyeceğim, belki orada doğup büyümüş olsaydım olurdu ama şimdi burada büyüyüp buranın kültürüne alışıp işte buranın dilini öğrenip, Türkiye'den bahsediyorum, başka bir ülkeye gitmek bilmiyorum, benim için zor olur. Hele ki şu an dil bilmiyorum, lisan bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ama eğer şöyle bir Milli Piyango'dan büyük bir ikramiye falan çıksa, Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de yaşamak isterdim. Yani isterdim herhalde diye düşünüyorum. Devam ediyorum diğer bir soruya. Film hayatımın filmini dememişim, pardon ya. Film de öyle ya. Bana böyle sorular sormayın. Çünkü ben çok şıp sevdi bir insanım. Yani şimdi bu film derim, sonra bir bu diye dedim de derim ki ay ben bu filmi niye söylemişim ya falan filan derim, bilmiyorum. Ama şu an sorulduğu için bu soru, son dönemlerde alev almış bir genç kızın portresi benim şu anda en sevdiğim film olabilir. Yani şu sıralar. Sorulduğu zaman çünkü ne izleyelim diye onu söylüyorum. Son zamanlarda çok sık paylaşım yapmıyorsun. Sebebi merak ediliyormuş. Bir de neler yaptığım sorulmuş. Kim sormuş bunu, merak ettim. Son zamanlarda neden paylaş? Aslında YouTube'da aktifim. YouTube'da paylaşım yapıyorum ama Instagram'da yapmıyorum. Çünkü Instagram'da ya paylaşım yapmak için hadi giyineyim, paylaşım yapayım, 3-5 fotoğraf çekeyim, Instagram'a yükleyeyim. Böyle bir insan değilim. Ancak bir yere gidersem bir fotoğraf çekip paylaşabiliyorum. Son zamanlarda da bir yerlere çok sık gidemiyorum. Gittiğim zamanda da belki, yani şöyle hemen hemen her hafta sonu bir yere çıkıyorum ama bazen sinemaya gidiyorum. Sinemaya gittiğimde de neyin fotoğrafını çekeyim, yükleyeyim yani. Fotoğraf, sinema yani. YouTube'da aktifim ama neler yapıyorum? Pek bir şey yapmıyorum son zamanlarda. Şöyle seyahat anlamında pek bir şey yapmıyorum. Onun dışında her hafta çarşamba günü Yeldeğirmeni'nde bir kitap kulübüne katılıyorum. Bilmiyorum söylemem doğru olur mu? İlerleyen zamanlarda belki bakarım. Söylemek sıkıntı değilse söylerim. Ama Instagram paylaşımlarımdan görüyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Çarşamba günleri oradayım. Genelde başka sinemada beni sık görebilirsiniz. Yani Kadıköy'deki sinemada. Ya her hafta orada bir film izliyorum kesinlikle. Çünkü sinemayı çok seviyorum. Bol bol kitap okuyorum. Sevdiğim kafelere gidiyorum. Yaptıklarım bu kadar yani. Başka da bir şey yaptığım yok. En sevdiğim ruj tonları, makyaj markası sorulmuş. En son sorulacak kişi benim. MAC'in rujlarını kullanıyorum genelde. Toprak tonları, nude tonları seviyorum. Pembe de sürdüğüm oluyordur herhalde. Ama makyajla çok alakalı falan değilim yani. Ardahan'a gidip geliyor musun diye sorulmuş. Kaç yıldır gitmiyorum? 3 yıldır, 4 yıldır falan gitmiyorum herhalde Ardahan'a. Ama belki önümüzdeki sene
Yani önümüzdeki aylarda bir seyahat planım var. O seyahat planımı gerçekleştikten sonra eşim Ardahan'a gitmek istiyor. O Ardahan'a giderse belki beraber bir Doğu Ekspresi yapıp Kars'a gidip belki bir Gürcistan yapıp Ardahan yapabiliriz. Bilmiyorum. Gitmiyoruz ama bayağıdır. Ay, favori Kore yemeğiniz nedir? Nerede yenir? Öyle bir favori yemeğim yok. Sushi yemeği seviyorum. Genelde Chinese sushi de yiyorum ama favori Kore yemeğim yok. Bazen gidiyorum ki kimbap seviyorum da Meltem'le bir ara bundan bir 2-3 ay önce takmıştım Kore yemeğe gidelim diye. Gittik yedik ama ne dobok ki miydi neydi ya, öyle bir şey yemiştik hatırlamıyorum bile. Güzel bir soru sormuş. Demiş ki bir arkadaş dosta olmazsa olmaz dediğiniz özellik nelerdir? Ya aslında bunları insanların olmazsa olmaz özelliklerini belirleyecek kişi en son kişi benim gerçi ama yani nasıl söyleyeyim bunu bilmiyorum ki. Sevmediğim insanlarda sevmediğim özellik veya sevdiğim özellik dersek yani olmazsa olmaz. Bir kere ya bilmiyorum ki. Empati. Empati. Ya karşımdaki insanın her zaman empati yapıyor olmasını isterim ama arkadaş dost deyince şimdi arkadaş ayrı bir boyut. Bir kere arkadaş benim için şöyle söyleyeyim. Bir şeyler paylaşabiliyorsan, aynı şeyleri aynı yerden görebiliyorsan, zevkleriniz ortaksa veya değilse de olabilir ya. Bilmiyorum, arkadaşlık benim için çok hassas bir konu. Çünkü eğer o sizin dostunuzsa, arkadaşınızsa onun iyi yanlarını da kötü yanlarını da kabullenmiş oluyorsunuz zaten bir anlamda. O yüzden bu soruya doğru ve objektif cevap veremeyebilirim. Bu soruyu geçiyorum. teşekkür ediyorum. En başından beri beni izliyormuş. Kırtasiye videoları yüksek ihtimalle gelmez artık. Arada bir belki çekerim bir şeyler ama şu aralar gelmez. Kalem kutumda ne var? Bu arada ben çok güzel bir bitki çayı yapmıştım. Orman meyveli ama unuttum. Soğumuş da çayım, biliyor musunuz? Bir de buraya dökülmüş. İnşallah üstüme dökülmemiştir. Öyle belki kırtasiye videosu değil de böyle kalem kutu videosu falan gelir, bilmiyorum ama şu aralar yok öyle bir video. Devam ediyorum. Gerçekleştirmek iste... Heh, bu. Nasıl para biriktiriyorsun diye bir soru gelmiş bana. Bir de şey gelmişti. Bir dakika, onu da bulacağım. Gerçekleştirmek istediğiniz hayaller için nasıl birikim yapıyorsunuz? bu soru gerçekten bana geldi mi? İnanamıyorum. Ben hiç para biriktiremem. Yani mümkünatı yok, böyle bir şey yapamam. En fazla şöyle biriktirebilirim diye düşünüyorum. Hani bir seyahat planlayıp bir seyahate gideceksem ya da bir şey satın alacaksam ancak onun için para biriktirebilirim. Aksi takdirde benim para biriktirmemin mümkünatı yok. Onu da şöyle yaparım. Mesela atıyorum, bir planım var ama bu koronavirüsü sebebiyle yüksek ihtimalle iptal olabilir. Bir uçak bileti aldık. Amsterdam'a gideceğiz. Benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Ama gerçekleşmeyebilir şu anda. Mesela onun için pasaportumu aldım. Pasaportu 10 yıllık çıkarttım. Bu 5 yılda korona temizlenirse 5 yıl sonra giderim, artık bilemiyorum. Uçak biletini aldım. Oteli de ayarladım. Mesela şöyle yapıyorum. Gözden çıkartabileceğim çantam, ayakkabım, cüzdanım, saatim vesaire varsa onları işte dolapta, gardıropta falan satıyorum. Önceden Letgo'da satıyordum. Onun dışında mesela dışarıda hafta sonu dışarı çıktığımda atıyorum yemek, kahve, tatlı yapıyorsam kahve, tatlı veya yemek arasında seçim yapıyorum ve bütçemi kısıtlıyorum. Atıyorum normalde ben her sene işte atıyorum ne bileyim İzmir'e giderdim, atıyorum bir seyahat planlardım yani yurt içinde de olsa. Küçük küçük seyahatler, atıyorum Şile'ye giderdim. Ne bileyim. Düşünemiyorum şu an, aklıma gelmiyor açıkçası ama bir şeyler yapardım. Yani videolarımda görüyorsunuzdur. Onları azaltıyorum. Yılda iki kez mesela yapıyorsam bir tane yapıyorum. Veya gittiğim mesela satın alma olasılığım olan şeyler, atıyorum sürekli çanta alırım mesela, ayakkabı vesaire. Bunları azaltıyorum falan. Bu şekilde para biriktirmeye çalışıyorum. Bazen anneme bir takım şeylerde yardım ediyorum. O bana harçlık veriyor. Veya doğum günü hediyelerim genelde, eğer bir seyahat planım veya satın almak istediğim bir şey varsa o yönde oluyor. Ben hiç para biriktiremiyorum yani. Yine aynı soru gelmiş. Hayatta tek bir kitap ile kalsan o hangisi olurdu? Bu bilmiyorum, bu soru cevap verebileceğim bir soru değil.
Çünkü bazen birini, bazen birini ama bu kitap roman olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Hani bir kitapla kalsam, ne bileyim insan neyle yaşar olabilir? Şeyin Halil Cibran'ın bir kitabı vardı, adını unuttum şimdi ama mesela o olabilir. Ya bu tarz daha çok beni düşündürecek, belki beni motive edecek kitaplar olabilir. Ne iş yapıyorsun diye biri sormuş, ona cevap verdim. Bu bana şey gelmesi çok absürt bir soru olmuş. Yurt dışı gezileri nasıl ayarlıyorsun ablacığım? Bilet, otel vesaire. Ben alt üstü bir tane yurt dışı seyahati yaptım. O da yurt dışı sayılır mı bilmiyorum. Lviv'e gitmiştim, Ukrayna'ya gitmiştim. Ama şöyle söyleyeyim. Çok fazla plan yaptığım doğru. Plan yapıyorum ama gerçekleştiremiyorum bazı sebeplerden dolayı. Ama otel için, uçak bileti için vesaire ben de yatıyorum. Bu seyahat hesapları var YouTube'da ve Instagram'da. Onları takip ediyorum. Onların tiyolarını uyguluyorum yani o şekilde yapıyorum. Sizin de eğer öyle bir planınız varsa öyle yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Kendinizde sevdiğiniz, beğendiğiniz veya sevmediğiniz, beğenmediğiniz özellikler. Bu soruya cevap vermem çok doğru olmaz sanki ya. Sevdiğim özellikleri sevmediklerimi söyleyeyim. Sevdiklerimi söylemeyeyim. Yani insan kendini de sevdiği özellikleri nasıl söyler ki? Sevmediklerimi söyleyeyim ama. Acayip negatif bir insanım ya. Gerçekten olumsuzu çekiyorum. Çektiğime inanmıyorum. Çevremdeki herkes çok negatif bir insan olduğumu söylüyor. Özellikle huzur evindekiler. Mesela başım ağrıyorsa sürekli başım ağrıyor, başım ağrıyor, başım ağrıyor diyorum. Ya da bacağım ağrıyorsa sürekli bacağım ağrıyor diyorum. Ve ben bunu söyledikçe çektiğimi düşünüyorlar. Yani bilmiyorum ben inanmıyorum bu kadarına ama öyle söylüyorlar. Acayip negatif bir insanım. Onun dışında her şeyde en ufak bir şeyi planlıyorum. Yani ya bu olursa, ya şu olursa. Atıyorum değil mi, Ukrayna'ya giderken mesela mide koruyucu, ağrı kesici, ateş düşürücü, işte diş ağrısı için antibiyotik öyle ilaçlar götürmüştüm ki sadece ama sağlık konusunda değil. Atıyorum değil mi, 3 günlük bir seyahate götüreceğim, gideceğim 10 tane çorap götürüyorum mesela. Ya da 3 günlük bir yere gideceğim mesela 10 tane kıyafet götürüyorum. Ya buna bir şey dökülürse, ya şu olursa, ya soğuk olursa, ya sıcak olursa. Böyle saçma sapan şeylerim var, takıntılarım var mesela. Takıntılar, evet mesela takıntılarımdan nefret ediyorum. Kendimde sevmediğim özelliklerden bir diğeri de takıntılar. Öyle, takıntılardan nefret ediyorum. Acayip utangacım ve bu utangaçlığım mesela şey diyorlar, nasıl video çekiyorsun utangaçsan? Kameranın karşısında kimse yok ki ben bunu çekerken. Yani evde 2-3 kişi olsun belki bu videoyu çekemem. Ama şu anda bu videoyu çekerken karşımda kimse yok. Ama başka bir ortama girdiğim zaman, ortama girdiğim zaman da bence çekingen değilim de. Belki ilk anlarında çekingenimdir. Sevmediğim özellikler bunlar. Bir de sürekli diyetleri bozuyorum. Bu özelliğimi sevmiyorum. Yani sürekli diyete başlayıp diyete bozuyorum. O yüzden bu özelliğimi de sevmiyorum. Video yarıda kesildi. O yüzden son okuduğum sorudan devam edeceğim. Çünkü nerede kestiğimi bilmiyorum. Kitap seçerken en çok neye dikkat edersin demiş Elif abla. Çok tatlısınız ya. Şöyle güzel bir soru. Ben daha çok şöyle söyleyeyim. Hiç kitap okumadığımızı varsayalım. Yani çok fazla kitap ya hiç okumadığımızı varsayalım. Neye göre kitap okuyacağız yani? Onun bir şeyi yok bence. Ölçüsü yok. Çünkü ben sürekli birilerinin önerisini okumayı da sevmiyorum. Burada bir şey gözüküyor mu? Ay burası böyle mi gözüküyordu? Video boyunca burası böyle miydi? Her neyse. Birilerinin önerilerine göre sürekli okumayı sevmiyorum. Arada bir kendi şöyle. Mesela okuduğum bir yazar varsa onun sevdiysen ve diğer kitaplarını okumaya çok okuyorsanız zaten illaki bir kitap sizi başka bir kitabı yönlendiriyor veya bir yazar sizi başka bir yazarı yönlendiriyor. Mesela ben bir kitap okuduğum zaman içinde bana öneri olarak yani öneri değil de tabii ki de başka bir kitap ismi geçtiği zaman, başka bir yazar ismi geçtiği zaman kesinlikle bakıyorum ne bu diye. Yani genelde bunlara dikkat ediyorum. Okuduğum yazarların makaleleri, yazılarını okuduğum zaman onların da illaki önerdiği kitaplar oluyor. Onları okuyorum. Bazen de sevdiğim insanların fikirlerini dikkate alıyorum. Biri bana demiş ki en sevdiğin kalem markası. Bu arada seni çok seviyorum. Adımı okur musun demiş biri. Ama kimsenin adını okumadım ki. Yani tam belli de değil açıkçası. Ya 60 53 diye bir isim. En sevdiğim kalem markası
Bilmem, lamayı seviyorum. Bu aralar sürekli lamelerimi kullanıyorum. Evet. Bu kadar soru mu? Aa, sorular bu kadar. Bir dakika, şuraya, şuraya geleceğim. Soru var mı? Bakalım. Gelmiş. İlk Yasemin sormuş. O yüzden söylüyorum. Yasemin demiş ki, Yasemin benim kuzenim, videolarımda görmüşsünüzdür. En güzel yaptığım yemek demiş. Ya böyle bir bencillik olur mu ya? Yasemin, en güzel yaptığın yemek. Söylüyorum, Yasemin'in bütün yemeklerini çok seviyorum. Şimdi onu öveyim istemiş yüksek ihtimalle burada. Yasemin'cim çok temizdir, çok titizdir. Arada gelir bana da yardım eder. Bir sürü de laf sayar bana. Etraftaki kitap dağınıklıklarından, ona göre kalemlerden, kırtasiyelerden nefret eder. En sevdiğin yemeğe geliyorum şimdi. Yaptığın en güzel yemek. Haksızlık olur ya bir tane adlandırırsan, ama ben portakallı kekini çok seviyorum. Uzun zamandır da bunu, portakallı kek yapmıyorsun. Bak şimdi aklıma geldi. Sonra neyini seviyorum? Börülceni çok seviyorum. Zeytinyağlı taze fasulyeni çok seviyorum. Ama sen bana, seni sevmiyorum Yasemin. Bana portakallı kek yapmadığın için uzun zamandır. Hadi böyle bir pislik yapayım sonunda. Gelmiş gelmiş başka. Ha. Biri çantamda ne var videosu atar mısın lütfen demiş. Çantamda ne var çeker miyim bilmiyorum. Tamam. Elif Çetin sormuş. Elif Çetin senin sorunu cevaplamıştım. Şey demiş. Yine aynı soruyu sormuş. Sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Merhaba, öncelikle çok tatlısın. Aldığın ürünleri, kitap, kalem vesaire demiş. Nerede saklıyorsun? Ben koyacak yer bulamıyorum. Artık evde demiş. Bu soruyu cevapladım. Ben de koyacak yer bulamıyorum. Kitap için belki kitap okuyucu önerisi olabilir. Yani ben aldım ama yapamadım. Çünkü elde kitap okumak gibi olmuyor. Senin sorunu cevapladım. Teşekkür ediyorum bu soru sorduğun için ayrıca. Diğer birinden daha gelmiş. Bunu da kuzenim sormuş. Adımı söyle. Tamam, söylemiyorum. Demiş ki sürekli şikayet ediyorsun videolarım izlenmiyor diye, hem de video çekiyorsun. Ya ama öyle değil ya, videolarım izlenmiyor diye şikayet etmiyorum. Bana haksızlık ediyorsunuz. Videolarım izlenmiyor diye şikayet etmiyorum. Sadece gerekli, yani ederi kadar kıymet görmediğini düşünüyorum bence. Yani bazılarının en azından. Şöyle söyleyeyim. Şöyle iyi kitap videosu çekiyorum, böyle iyi kitap videosu çekiyor demiyorum. Ama bir kırtasiye videosu çekiyorsam ve gerçekten donanımlı bir video çektiysem, hak ettiği değeri görmesini isterim. Veya atıyorum bir vlog çektiğimde o kadar emek veriyorum. Çünkü o vlogları editlemek, hele o okuma maratonlarını editlemek o kadar zor ki, gerçekten onu tarif edemem yani. Onun da yani kıymet görülmesini, kıymetinin bilinmesini istiyorum sadece. Biraz önceki attığım story'i siliyorum. Çünkü story atalı daha birkaç dakika oldu. 20-25 dakika oldu ve daha kimse görmemiş. Saat erken bir saat. O yüzden story'i siliyorum. Şu saatten sonra şey gelmesin diye, sonra adlarını söylememek ayıp olur. Gelen sorular bu şekildeydi. Uzun bir videoymuş. Şimdi ben bunu editleyeceğim vesaire. Bu akşam yüklemeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.